Selam sevgili dostlar. Batı Karadeniz'deki koyları gezmeye devam ediyoruz. Bugün daha önce Bağırganlı'yı gezmiştik, Kilimli koyunu gezmiştik, Kadırga koyunu gezmiştik. Bugün şu anda Mart'ın 24'ü, 24 Mart. Havalar yeni yeni ısınmaya başladı. Hava bugün güneşli. Dedik ki biz bugün ne yapalım? Bir tane koyumuz kalmış. Neresi orası? Sardalya koyu. Evet, yine yanında sevgili yardımcım Sardalya Koyu'na geldik. Daha doğrusu gelmedik, şu anda Sardalya Koyu'nun girişindeyiz. Kısaca yani doğudan gelecekler için söyleyeyim. Bağırganlı tabelalarını takip ettiğiniz zaman navigasyon açınca Sardalya Koyu'na giden ufak bir yol var. Burada size küçük bir tabela gösteriyor. Yani tabela bekliyor daha doğrusu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu tabeladan daha sonra yani şu yoldan doğru sanıyorum Sardalya Koyu'na çıkacağız. Küçük bir harita bırakmışlar. Çünkü bu Sardalya Koyu'nun daha önceki yorumlarında okuduğumda gitmek için küçük arayollardan falan gitmemiz gerekiyormuş diye bir duymuştum. Bunun için bir ayrıntılı harita yapmışlar herhalde. Şimdi koy orada. Doğal havuz. Doğal o gideceğimiz yer. İşte doğal mağara falan. Ama işte Mart olduğu için suya girer miyiz? Kenardan mı çekeriz videoları bilmiyorum. Bugünü böyle bitireceğiz. Biz şimdi yolda gidiyoruz. Evet, şimdi Sardalya Koyu'na indik. Etrafı keşfe çıktık. Tabi buraya yazın gelmek lazım. Daha güzel olur. Hem denize girilir. Ama şu an hava çok güzel. Su Antalya'daki koyları andırıyor. Bakın masmavi. Burada bir aile piknik yapıyor. Burada jandarma var. Burada çadır kurmuşlar. Bakalım. Bu bölgedeki bütün koylarda bu kaya yapısı var. Yani bu şekilde. Suyla aşınmış. Ama bir fotoğraf için falan çok güzel yerler. Evet, her defasında göstermekten utandığım ama maalesef Türkiye'nin acı gerçeği. Şurada çöp konteyneri var. Ve ya çöpler hepsi yerde bakın. Keşke şeylerimizi getirsek çöpleri toplardık burada. Bakın şişeler, şişeler her şey var. Ya buraya niye atarsın ki? Kova şurada. Ya şu güzel cennet gibi yer. Başka bir ülkede olsa İtalya'da falan buralar şu an turist kaynağı olurdu. Ama bize maalesef Türkiye'de olduğu için çöp var. Sadece çöpler var. Şimdi şu yoldan Sardalya Koyu'nun diğer tarafına geçeceğiz. Bir patika yol var. Burası da diye düşünüyorum. Çünkü aşağıdan gitmek zor. Denizden gitmemiz gerekiyor. Bu yoldan böyle. Denizden gidelim o zaman. Evet, Mart olmasaydı denizden giderdik. Şimdi olur, bu mevsimde buradan gideceğiz bakalım. Aa, sandalye eğitimi unuttuk buraya. Sandalyemizi alalım mı? Orada oturma yer var. Oturacak mıyız? Evet. Gidelim, gelin sandalye ölüm alalım ya da. Tamam.
Ya da taşı ben istiyorsan. Ben de gidip baba bakalım konulacak yer var mı? Tamam. Baba var ya şurası çok güzel baba. Evet. Bunu taşlı koyuyorsa atlar. Yazın burası çok kalabalık. Şu delikli taş var bakın. Şöyle gösterebilirim şöyle yine. Ama şu mevsimde hava çok güzel. Güneşli, fotoğraf için ve video için mükemmel. Zaten buraya birkaç ay sonra gelemeyeceğiz kalabalıktan. Fırsatı bulmuşken gelelim. Buradan şu tarafa da bakalım. Ucu da gidebiliriz aslında şuradan doğru. Evet, hadi gelin bakalım o tarafa. Takip et beni, küçük Junior. Allah. Aa, çok sessiz. Oo, ürpertici. Oha, çok sessiz lan. Evet. Mümkünse buraya kimse gelmez. Balık göremeyiz. Şuraya baksana. Evet. Burası çok sessizleşti. Hiçbir şey, şu anda ne rüzgar geliyor ne bir şey geliyor. Anladım. Çünkü sağımızdaki kayalık ve solumuzdaki bütün çok rüzgarı güzel. Kesti. Hem bir de doğru gelin bakalım. Niye arkamızdan geliyoruz ya? Uhu. Burası çok güzel. Mükemmel bir manzara var. Şuraya bakar mısın? Şu an en üç kısmına yaklaştık. Şimdi az bir şey rüzgar geliyor. Evet, önden rüzgar gelmeye başladı. Hop! Evet. Haha mükemmel. Ya şimdi yaz olacaktı burada, ne üzülürdü ya. Yaz olsaydı daha iyi olurdu. Sahili tarafta kaldı. Şu kuyuyu atlattın mı? Evet, bakın buradan böyle yüze yüze giderdik. Bu taşlar mı? Evet. Tekrar edelim. Bölgan'ın tarafına geldiğinizde navigasyondan Sardalya kuyunu açın. Küçük bir patika yola giriyorsunuz. O patika yoldan Sardalya koyuna ulaşıyorsunuz. Burada kamp yapma yerleri var. Yani geniş alanlar var. Ama şunu unutmayın, burası her mevsim rüzgar alıyor. Yani hem Karadeniz olması dolayısıyla hem de bölge, bakın şu kayaçlar rüzgardan aşındı. Burada rüzgar sürekli görürsünüz. Ona göre gelin kamp yaparsanız da.